Sire'den merhabalar. Nihayet büyük final günü geldi çattı. Çok kısa bir süre sonra 2021 Eurovision'un şampiyonunu öğrenmiş olacağız. Peki yarışmada kimler avantajlı? Bahisler ve anketler ne diyor? Samira Efendi kazanacak mı? Bu soruların hepsine cevap olarak Samira Efendi kazanacak demek isterdik. Ancak burada önemli olan bizim ne istediğimiz değil. Maalesef sizin ne istediğiniz de değil. Bu gece bütün Avrupa'da muhtemelen yüz binlerce, belki de milyonlarca insan oy kullanacak. Önemli olan onların vereceği oylar olacak. Bahisleri dikkate almak zorundayız. Çünkü finale kalacak ülkeleri iki fire hariç çok başarılı bir şekilde tahmin etmeyi başardılar. Umuyoruz bu konuda büyük yanılırlar. Ancak Azerbaycan bahislerde ilk 15'te bile değil. Bahislere bakarsak bu seneki Eurovision'un en büyük favorileri Fransa ve İtalya. İkisinin de rakiplerine göre çok önemli avantajları var ve bunlara birazdan değineceğiz. Daha geniş açıdan bakıp bazı anketlere de dikkate alırsak bu ikiliye Malta, İsviçre, Litvanya ve İzlanda da katılıyor. Bu 6 ülkenin ardından bir bomba patlatma ihtimali olan ülkeler ise bize göre San Marino, Sırbistan, Kıbrıs ve tabii ki Azerbaycan. Eğer Avrupa'daki Türkler oylarıyla destek olurlarsa Azerbaycan'ın şansı yükselebilir. Türkiye yarışmaya katılmadığı için yurt içinden oy kullanma şansımız yok. Şimdi gelelim İtalya ve Fransa'nın avantajlarına. Fransa'dan Barbara Pravi bu seneki Eurovision'un en iyi soft şarkısıyla karşımızda olacak. Şarkıyı muhteşem söylüyor olması bir yana, çok sayıda hareketli şarkının içinde slow olarak opsiyonun fazla olmaması Barbara'nın en büyük avantajı. Bol hareketli, patlamalı şarkılar birbirini patlatırken aradan rahatlıkla sıyrılabilir. İtalya'nın en büyük avantajı ise rock müzik severlerin Lordi'den beri tam 15 yıldır Eurovision şampiyonluğuna hasret olmaları. Bu avantaj Finlandiya için de geçerli ama her ikisinin oyları bölüşme ihtimali bu durumu bir dezavantaja da dönüştürebilir. Bütün bu hesapları bir kenara bırakırsak salgın gölgesinde yaşadığımız bir yılın ardından bizim gönlümüzden Azerbaycan, San Marino, Litvanya ya da Sırbistan gibi ülkelerin çıkıp bütün bahisleri ve anketleri alt üst etmesi geçiyor. Peki bu mümkün mü? Bizce evet. Bahisler ve anketler yıllardır Eurovision birincisini yanılmadan tahmin ediyor. Ancak geçtiğimiz yılları çok yakından takip ettiğimiz için şunu söyleyebiliriz ki Eurovision uzun zamandır hiç bu kadar sürprize açık bir yıl yaşamamıştı. Çekirdek ve cipslerimizi hazırladık. Heyecanla bekliyoruz. Videolarımızı izlediğiniz ve yorumlarınızı paylaştığınız için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.